Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 1 Aralık Çarşamba, saatlerimiz 13. A Haber ve Haber Radyo ortak yayınında haberleri birlikte yaşayacağız ve ajansa sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Merkez Bankası döviz kurlarındaki hareketliliğe doğrudan müdahalede bulunuyor. Müdahale ile dolarda sert düşüş yaşanıyor. Ayrıntıları alacağız. A Para editörü Merve Tepe karşımızda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaya satım yönüyle doğrudan müdahale etti. Döviz satışı gerçekleştiriliyor. İlk açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasada oluşan sağlıksız fiyatlamalar nedeniyle doğrudan müdahalesine dikkat çekildi. 7 yılın ardından ilk müdahale bu. Son dönemde yapılanlara bakıldığında aslında 10 yılda 7 kez müdahale etmiş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Kararın hemen sonrasında dolar TL tarafında %7'ye yakın bir geri çekilme gördük. Karar öncesinde 13.95'lere kadar yükselen dolar TL 12.50'nin altına kadar test etti ve %7'nin üzerinde bir geri çekilme görüldü dolar TL tarafında. Bir diğer açıklama, ikinci bir açıklama geldi. Döviz satışı müdahalesi sonrasında Merkez Bankası'ndan vadeli işlemler opsiyon piyasasında, yani borsada da satışa geçti Merkez Bankası. Borsa tarafındaki bu açıklama sonrasında borsada ise yükseliş hareketini gördük. Günün ikinci yarısına bakıldığında ise %2'nin üzerinde şu an itibariyle bir yukarı yönlü hareket var. Merkez Bankası'nın bu hareketi sonrasında. Şimdi 7 yıl sonra ilk müdahale dedik Merkez Bankası'ndan. 10 yılda toplam 7 kez müdahale edilmiş ve 2011 yılında yapılan bu son döviz müdahalesinde aslında en yüksek rakam 3 milyar 151 milyon dolar civarında bir müdahale yapılıyor Merkez Bankası'ndan. 2011 yılında gelen fiyatlamalara bakıldığında diğerleri nispeten 2011 yılından 2014 yılına kadar yapılan döviz satım müdahaleleri biraz daha kısıtlı rakamlarda. Tekrar edelim, bugün Borsa İstanbul cephesi öncesinde döviz tarafında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda piyasalarda oluşan sağlıksız fiyatlamalar nedeniyle doğrudan Merkez Bankası piyasaya müdahale ediyor açıklaması yapıldı. Döviz satışı tarafından bir müdahale görüyoruz. Hemen ardından kararın 13.95'lere kadar çıkan dolar TL'nin %7'lik bir düşüşte 12.50'nin altına kadar geri çekildiğini gördük. Borsa İstanbul tarafında da vadeli işlemler opsiyon piyasasında yine aynı şekilde Merkez Bankası buraya da müdahale ediyorum dedi. Ben buradayım mesajını paylaştı ve orada da Borsa İstanbul tarafında günün ikinci yarısında %2'nin üzerinde şu an anlık tabloya bakıldığında bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Merkez Bankası'nın bu açıklamaları ardından 7 yıl aranın ardından ilk döviz müdahalesi bu. Satış baskısıyla birlikte Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaların ayrıntılarını anlattık. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. 2015'teki Çukur eylemlerinin planlayıcılarından iki PKK'lı öldürüldü. Ayrıntılar Diyarbakır'dan haber muhabiri Sinan Yılmaz'da. Terörle mücadele operasyonları bölgede aralıksız devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde kritik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Uzun bir sürede takip edilen iki PKK'lı vardı. Silahlı hava araçları bölgeye intikal ettirildi ve Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda iki PKK'lı etkisiz hale getirildi. Çukur eylemlerin plancılardan olduğu tespit edildi. PKK'nın şehir yapılanması olan YPS mensupları Gerhat Kod adlı Renas Ermeyen ve Merhas Kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi. 2015'te Cizre ve Silopi başta olmak üzere birçok ilde yapılan Çukur eylemlerinin planlayıcısı ve birçok eylemin de faali olduğunu belirtelim. Yapılan operasyonda etkisiz hale getirildiler. Tabii Doğu ve Güneydoğu'da da operasyon sürüyor. Eren operasyonları genişleyerek sürüyor, kış operasyonları. Geçtiğimiz günlerde 8 farklı bölgede başlatılmıştı. Bugün de Ağrı ve Iğdır illerinde başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik koruyucu timlerinden oluşan 910 personel bu operasyona katılıyor. Eren operasyonları kapsamında şu ana kadar 170 PKK'lı etkisiz hale getirildi. 1000'in üzerinde mağara, sığınak imha edildi. Iğdır ve Ağrı illerinde operasyon hava destekli olarak devam ediyor. Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret için ilk toplantı saat 14'te yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ev sahipliğinde bir araya gelecek. Ankara'ya gidiyoruz. Son durum haber. Muhabiri Murat Sekban'da.
milyonların gözünü çevirdiği asgari ücret maratonu bugün itibariyle başlıyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde ilk toplantı yapılacak. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısının da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşeceğini belirtelim. Bakan Vedat Bilgin yer alacak. Yine işçi ve işveren kanadından da temsilcilerin toplantıda bulunacağını belirtelim. Yine tarafların bu noktada beklentilerini toplantı sırasında dile getirmesi bekleniyor. Elbette bazı talepler de var. Onlar da kamuoyuyla paylaşılmıştı. İşçi kanadından asgari ücretin net olarak verilmesi, asgari geçim indiriminin de ayrıca verilmesi talep ediliyor. Ayrıca her iki kanadın işçi ve işverenin de taraflar üzerindeki vergilerin kademeleri olarak azaltılması talebi mevcut. Geçtiğimiz günlerde yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de açıklamaları olmuştu. Önceki yıllara nazaran bu yıl asgari ücretin kısa süre içerisinde belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yaklaşık 1-2 haftalık bir süre zarfında asgari ücretin 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi ve kamuoyuna paylaşılması bekleniyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da asgari ücrete ilişkin önemli açıklamaları vardı. Dün katılmış olduğu bir televizyon programında bu yıl asgari ücret çalışmasında da işçilerimizi fiyat artışlarına karşı koruyacağız ifadelerini kullandı Başkan Erdoğan. İlk toplantı saat 14 itibariyle, yani birazdan başlayacak. Başlangıç kısmında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir takım açıklamaları olacak. Ardından toplantı basına kapalı şekilde devam edecek. Toplantının sonunda bir açıklama olursa onu da izleyicilerimize aktarıyor olacağız. Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 9 kata yaklaştı. Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan geldi. Üretici ve market arasında en fazla fiyat farkı ise %790,44 ile limonda görüldü. Daha fazla bilgi haber muhabiri Rıfat Fırat'ta. Evet Can Akonar, maalesef marketlerde fiyatı değişmeyen ürün kalmadı. Siz de ifade ettiğiniz üretici ile market arasındaki fiyat farkı 9 kata kadar ulaştı. Peki hangi ürünlerde fiyat artışları var? Hemen onu da aktaralım. Şimdi kameraman arkadaşım size gösteriyor. Fiyat farkının en fazla %790 ile limonda yaşandığını görüyoruz. Limonun fiyatı bu dönemde 8,9 kat fazla tüketiciye satıldı. Yani üreticide 50 kuruş olan limon ortalama 4 lira 45 kuruşa satıldı bu dönemde. Bunu %309'luk fiyat artışıyla kuru soğan, ki soğanın fiyatı 4,1 kat arttı ve ortalama fiyat bu dönemde 59 kuruşken üreticide 2 lira 42 kuruşa kadar satıldı. Ve Kasım'da mandalina'nın fiyatı da %246 artış kaydetti. Mandalina fiyatında da 3,5 kat artış görülüyor. Mandalina da 1 lira 82 kuruştan satılırken üreticide 6 lira 30 kuruşa da markette alıcı buldu. Tabii markette, az önce de ifade ettik, marketlerde maalesef fiyatı değişmeyen ürün kalmadı ve tekrar edecek olursak fiyat farkı 9 kata kadar ulaştı diyelim ve sözü size bırakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'daki gerilimle ilgili arabuluculuk teklifi hakkında konuşacak. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Ayrıntıları Moskova'dan haber muhabiri Akşin Kişiyev aktarıyor. Can Okanar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü telefon görüşmesi gerçekleştirecekleri açıklanan Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin Donbas'ta arabulucu olma önerisini konuşabileceklerini söyledi. Federasyon Konseyi'nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Başkan Erdoğan'ın Ankara'nın Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğu açıklamasını anımsattı. Rusya'nın Türk basınının bu tür açıklamalara verdiği tepkileri de yakından izlediğini kaydeden Sergey Lavrov, Ankara'nın Ukrayna konusunda özel bir tutuma sahip olduğunu bildiklerini söyledi. Türkiye'nin özellikle Kırım'ın ilhakının kabul edilemez olduğuna dair açıklamalar yaptığına ve Minsk anlaşmalarında taraflar
Kiev, Donetsk ve Lugansk olarak doğrudan belirtilmesine rağmen Rusya'ya anlaşmaları uygulama çağrısı yaptığına dikkat çeken Lavrov, bu yaklaşımın Başkan Erdoğan'ın kısa süre önceki açıklamasında da tezahür ettiğini belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un Başkan Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdiğini anımsatan Lavrov, Rusya lideri Putin ile Başkan Erdoğan arasında planlanan telefon görüşmesinde de tüm bu konuların bir daha masaya yatırılacağını ifade etti. Türkiye ve Rusya liderleri ve ayrıca Dışişleri Bakanları arasındaki ilişkilerin çok pozitif olduğunun altını çizen Rus Dışişleri Bakanı, önemli uluslararası sorunlardaki bazı görüş ayrılıklarına rağmen her zaman dostane, açık ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog yoluyla bu sorunları çözmeye çalıştıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla da yarın Stockholm'da görüşeceklerini belirten Lavrov, bu görüşmenin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde gerçekleşeceğini söyledi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Sergey Lavrov'un 2-3 Aralık tarihlerinde AGİT zirvesi kapsamında ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile de görüşmesinin planlandığını duyurdu. Lavrov Blinken görüşmesinde Rus diplomatların ABD tarafından sınır dışı edilmesiyle yaşanmakta olan diplomasi krizi ve koronavirüs salgınına karşı mücadele konularının ele alınacağının tahmin edildiğini diyelim ve sözü başkent Moskova'dan stüdyoya bırakalım. NATO Dışişleri Bakanları Letonya'nın başkenti Riga'da toplandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu önemli toplantıya Türkiye'yi temsilen katılıyor. Bu yoğun gündemde masada acaba neler var ve Bakan Çavuşoğlu'nun gündemi nasıl? A Haber muhabiri Fatih Özyer Hollanda'dan aktarıyor. Evet Can Okaner, dün başlanmıştı Letonya'nın başkenti Riga'daki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı. Bugün ikinci ve son gün. Bugünkü programa bakıldığında Türkiye saatiyle program sabahın erken saatlerinde başladı. Yapılan ilk görüşmedeki konular arasında Gürcistan ve Ukrayna konusu vardı. Bu konu görüşülüyor. Türkiye saatiyle bugünkü toplantı 17'de sona erecek ve toplantı sonucunda saat 17.15'te bir genel açıklama yapılacak. Basın açıklamasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yapacak. İlk günün değerlendirmesine bakıldığında Can Okaner, Jens Stoltenberg yapmış olduğu açıklamada ana gündem konusu Rusya'nın özellikle Ukrayna sınırına yapmış olduğu askeri yığınağının konusuydu ki geniş çapta ele alındı. Diğer taraftan yine yapmış olduğu açıklamada Rusya'ya daha objektif olmasını ve bu tür girişimlerden kaçınılması uyarısında bulundu. Önümüzdeki günler içerisinde Rusya'nın şeffaflığını korumaması sonrasında bugün, dün ve bugün gerçekleşen toplantılar sonunda bir anlamda bir yaptırım kararı çıkmasına bekleniyor. Ne türlü yaptırım kararı çıkacağı sorusuna ise tıpkı 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ihlakın sonrasında NATO'nun uygulamış olduğu yaptırımlarda hem siyasi hem ekonomi yaptırımlarına benzer bir yaptırımlar olabilir söyledi. Tabii ki önemliydi. Önümüzdeki süreç içerisinde 2030 yılında NATO nasıl bir NATO bekleniyor? İşte bu konularda yine masada olacak önemli konulardı. Diğer taraftan Ukrayna'nın da yine NATO üyeliğine katılması konusu gündeme geldi. Bu konuda hem ılımlı açıklamalar yapıldı hem de Türkiye tarafından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu konuya ılımlı yaklaşıldığı açıklamasını yaptı diyelim. Başkent Amsterdam'dan sözü şimdi size bırakalım Can Okaner. Başkan Recep Tayyip Erdoğan biraz önce canlı olarak ekranlarınıza gelen AK Parti Meclis Grubu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Tülay Ağoğlu telefon hattımızda ayrıntıları paylaşıyor. Özellikle Can Okaner, asgari ücret konusundaki açıklaması son derece önemliydi. Asgari ücret konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar olanların çok çok fevkinde bir artış yapacağız dedi. Ve bu konudaki çalışmanın yürütüldüğünü en kısa sürede açıklayacaklarını ifade etti. Bugün de asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri oldukça önemli. Asgari ücretin ne kadar olacağı konusundaki sorulara bu yönde bir yanıt verdi. Yani bugüne kadar olanların çok çok fevkinde bir artış olacağını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. 3600 ek göstergeyle ilgili de çalışmaların sürdüğünü, bakanların konu üzerine çalıştıklarını ifade etti. Merkez Bankası bugün müdahalede bulunmuştu dolara.
İşte bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın böylesi bir müdahale yetkisi olduğunu ifade etti. Özetle sorulara verdiği yanıtlar böyleydi Cumhurbaşkanı'nın. İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kişinin yumruklu saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoldan geçen kadına yumruk attı. Olay İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadın uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın aldığı yumruk darbesiyle düştü. Saldırgansa hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Baygınlık geçiren kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bir vatandaş saldırganın yerini polise söyleyerek yakalattı. Saldırgan sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gaziantep'te babası tarafından darp edilen 3 aylık bebeğin tedavisi devam ediyor. Tutuklanan babanın da ifadesi ortaya çıktı. Ayrıntıları alacağız. Gaziantep'e gidiyoruz. A Haber muhabiri Mehmet Geçkel karşımızda. Evet, tüm Türkiye infial yaratan görüntülerin ardından şiddet mağduru bebeğin sağlık durumu hakkında merak ediyor. Tabii baba da ifadesi de ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren Cani Baba ilk ifadesinde bebeğe mama yedirmek istediğini, o esnada bebeğin ağlaması üzerine sinirlenerek darp ettiğini ifadesinde kabul etti ve olaydan da pişmanlık duyduğunu, daha önce de bebeğe vurmadığını söyledi. Ancak anne tabii ki de daha önce de bebekte bir takım izler tespit edip o cep telefonuyla şüpheler üzerine kayıt altına almıştı. Peki bebeğin sağlık durumu ne? Bu sorunun cevabını da bebeğin doktorundan öğreneceğiz. Beyin ve sinir cerrahi uzmanı İsmail Demir de bizlere bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verecek. Kolaylıklar diliyoruz öncelikle size. Evet, bebeğin sağlık durumu nedir? İlk geldiği esnada nasıldı? Şu an tedavisi nasıl ilerliyor? Yani şu an için yoğun bakımdaki tedavimize devam etmekteyiz. İlk girişine göre yaklaşık 36 saat geçti. Bu zamanda zarfında genel durumu daha da iyiye gitti. Bilinç durumu düzeldi, solunum daha da rahatladı. Yapılan tetkiklerde de, kontrol tomografilerimizde de kanama miktarında bir artış saptamadık. Bundan dolayı da herhangi bir cerrahi müdahale şu aşamada gerek duymuyoruz. Ve ilaç tedavisiyle, medikal tedaviyle yoğun bakımdaki tedavi süreci devam etmekte. Ancak bu tür hastalarda travmaya bağlı olarak, kanamaya bağlı olarak durum her an değişebileceği için gözlem altında durması gerekmekte. Hocam, bir hasar kalma durumu ile ilgili bir şey açıklamak mümkün mü şu an için? Yani şu an için aktif bir hasar gözükmüyor. Kollarını, bacaklarını daha rahat bir şekilde oynatıyor. Herhangi bir felçlik ya da hareketlerinde bir azlık şu aşamada yok. Ama kanamanın etkisi, beyinde oluşan hasarlar daha sonradan da ortaya çıkabileceği için bunu zamanla takiplerimiz sırasında kontrol edeceğiz. Anne tabii bebeğin yanında. Şu an için anne sütüyle beslenebiliyor mu? Yani şu an zaten bize gelmeden önce de anne kendi sütüyle beslenemiyormuş. Hazır devam sütleriyle beslediği için şu anda biz devam sütleriyle beslemeye başladık. Ancak henüz daha yeterli düzeyde değil. Yeterli düzeyde olmadığı için de henüz daha yoğun bakımdan çıkaramıyoruz. Peki yoğun bakımdan çıkma süresiyle ilgili bir şey öngörebiliyor musunuz? Yani bu tedavi sürecine göre değişecek. Bu tür hastalarda kesin bir öngörümüz olmuyor. Ancak bu şekilde tedavimiz giderse de, tedaviye yanıt alırsak da birkaç gün içerisinde belki servise çıkartma durumumuz olabilir. Bugünkü değerlendirmeniz nedir hocam son olarak? Yani şu an için genel durumumuz iyi. Zaten bugün tekrardan bir beyin tomografisi çektik. Kanamasında artış olmadı. Her şey stabil gözüküyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, minik bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor. Biz de ümit ediyoruz ki buradan daha güzel haberleri verelim. Yoğun bakımdan çıktığı anı da sizlerle paylaşmayı istiyoruz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Fırtına Akdeniz'de de etkili. Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. Hatay'da etkili olan fırtınadan ötürü İskenderun'da deniz yükseldi. Taşan su ilçe merkezine kadar ulaştı. Bazı iş yerleri su altında kaldı. Trafikte aksama yaşandı.
İskenderun körfezindeki gemilerde fırtına nedeniyle açığa çekildi. İlçede kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor. İç Anadolu ve Doğu illerinde sıcaklık hissedilir derecede düştü. Doğu Anadolu kar etkisi altında. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Erzurum'dan son durumu aktarıyor. Evet canımlar, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı Doğu Anadolu bölgesini teslim almış durumda diyebiliriz. Bizler de şu anda Erzurum-Erzincan Karayolu güzergahındayız ve bu noktada sabah saatlerinde yolda arızalanan tırlar nedeniyle ulaşım kısa süreli trafiğe kapanmıştı. Yüzlerce araç mahsur kalmıştı diyebiliriz. Şu anda da kar yağışı her geçen saat etkisini artırmaya devam ediyor. Yine bu noktada makas kıran bir tır yol kenarına çekildi. Ekiplerin çalışması sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı ve görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım da gösterebilirse her bu noktada bulunan köyde de tamamen kar beyaza bürümüş durumda. Yine güzergahı da size gösterebilirsek Erzurum-Erzincan Karayolu güzergahında kar yağışı ve tipi etkili olmaya devam ediyor. Güzergahta görüş mesafesinin zaman zaman 20 metreye kadar düştüğünü de söyleyebiliriz. Tabi sadece Erzurum-Erzincan Karayolu'nda değil, Erzurum-Bayburt Karayolu'nda da Koptağ geçidinde de yine araçların, sürücülerin dikkatli geçişi için uyarılarda bulunuyor. Sabah saatlerinden itibaren Erzurum-Bayburt Karayolu'nda Koptağ geçidinde yine yolda mahsur kalan sürücüler, karayollar ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu yolun tekrar trafiğe açılmasıyla birlikte güzergahlarına devam ettiler. Şu anda da güvenlik ekipleri, karayollar ekipleri o noktada ekiplerin geçişlerine, sürücüler geçişlerinde uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Kameraman arkadaşımla biraz daha ilerleyebilirsek eğer bu noktada söylemiş olduğumuz gibi sabah saatlerinde işte bu görmüş olduğunuz tır makas kırması sonucu trafik ulaşıma kapanmıştı. Ancak ekiplerin hummalı çalışması sonucu tır yol kenarına çekildi ve burada yine arıza işlemleri devam ediyor. Tabii köyü de gösterebilirse kameraman arkadaşım sadece yol güzergahlarında değil köylerde de görmüş olduğunuz gibi tamamen kar bembeyaz örtüye bürünmüş durumda. Şöyle sizlere karın kalınlığını da gösterebilirsek eğer şu anda yaklaşık 15-20 santime kadar ulaşmış durumda. Tabii şu anda bulunduğumuz mevkide trafik ekipleri, karayollar ekipleri kar temizleme, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Güzergahta Erzurum-Erzincan güzergahında yolda aksamalar yaşanmaması için karayollar ekipleri 7-24 çalışmalarına devam ediyor diyelim. Kar yağışı etkisini her geçen dakika, her geçen saat artırmaya devam ediyor. Bizler de sürücüleri bu güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışına karşı tedbirli olmalı konusunda uyaralım diyelim. Sözü herkese bırakalım. Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. İstanbul İl Jandarma ekipleri de yol kontrol noktası oluşturarak araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Kurallara uymayanlara 846 lira idari para cezası kesildi. Araçlar tek tek durduruldu. Lastikler kontrol edildi. Önce sizin güvenliğiniz, daha sonra da diğer yol kullanıcıların güvenliği için kış lastiği denetimi yapacağız. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Kamyon türü bir araç olduğundan dolayı tahrikli dinginlerde kış lastiği kullanımı zorunlu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de oluşturulan yol kontrol noktasında lastik denetimi yaptı. Şöyle yapalım. Kış lastiği denetimlerinde en çok önem verilen noktalardan biri de lastiklerin derinliği oluyor. İşte ekipler bu noktada kamyon, minibüs gibi araçları tek tek durdurup ölçüm aletleriyle lastiklerin derinlikleri ölçülüyor. Eğer o ölçüm sırasında lastikler 1.6'nın altındaysa 846 lira para cezası kesiliyor. M artı S ve kar işareti de mevcut. Kış şartlarına uygun. Kış lastiğiniz mevcut. Kurallara uyduğunuz için teşekkür ediyoruz. Önlemimizi alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'a kadar geçerli olacak. Kış şartlarına uygun olan bir lastik kullanıyorsunuz. Kurallara uyduğunuz için teşekkür ediyoruz. Saat 14 Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan meclis grup toplantısından sonra habercilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrette bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız dedi. Merkez Bankası'nın
piyasaya müdahalesini de değerlendirdi. Biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışmasını bakanımız başlattı. Böyle kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Ve asgari ücret noktasında da bugüne kadar oluşum çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız. Merkez Bankası'nın zaten yasasında olan bir şey. Böyle bir yetkisi, böyle bir hakkı var mı? Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası müdahalede ve yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret için ilk toplantının saati geldi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ev sahipliğinde bir araya geliyor. Biz de hemen Ankara'ya gidiyoruz. Son durum haber muhabiri Murat Sekman'da. Can Okanar, işçi ve işveren temsilcileri kısa bir süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na giriş yaptılar. Dakikalar içerisinde de beklenen toplantının başlamasını bekliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022 yılında uygulanacak asgari ücret için gerçekleştireceği ilk toplantı olacak bu toplantı. Ve çok da aslında uzun sürmesi beklenmiyor. Bu konuya ilişkin hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısı sonrası az önce yaptığı açıklamaları dinledik. Hem de Bakan Vedat Bilgin'in de açıklamaları vardı. Dilerseniz Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını aktaralım. Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız ifadelerini kullanmış oldu. Dediğimiz gibi taraflar ilk toplantıyı bugün gerçekleştirecekler. Ve bir hafta 10 günlük süre zarfında da 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin de belirlenmesi bekleniyor. Birazdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ilk toplantı öncesi bir açıklama yapması bekleniyor. Ardından içeride toplantı basına kapalı devam edecek. Taraflar taleplerini bir kez daha masada dile getirecekler ve önümüzdeki günlerde de bu sürecin netleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıla baktığımızda 4 Aralık tarihinde başlamıştı görüşmeler. 28 Aralık tarihine kadar 4 toplantı gerçekleşmişti ve bu toplantıların ardından da karar çıkmıştı. Ancak bugün bu yıl yapılacak asgari ücret görüşmelerinde ilk görüşme bugün olacak ve önümüzdeki hafta içerisinde de aslında kısa bir süre içerisinde de asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini Başkan Erdoğan defalarca ifade etmişti. Az önce de şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış olacağını belirtmişti. Taraflar taleplerini dile getirecekler. Toplantının ardından işçi ve işveren temsilcilerinin bir açıklama yapması durumunda da onları izleyicilerimize aktaracağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. AK Parti'nin meclis grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Notlar Ankara'dan haber muhabiri Rüya Akkuş'ta. Can Okanar konuşmasının ağırlıklı bölümünü aslında ekonomi başlığı oluşturdu. Stokçulardan faiz fiyat artışına, kur dengesine kadar tüm başlıklara değindi. Bu noktada Türkiye'nin yeni ekonomi politikasına taviz verilmeyeceğinin altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Faiz dayatmalarla değil ülkemizin ihtiyacına göre belirleyeceğiz. Düşük kurla ülkemizi ithalat cenneti haline getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz dedi. Hatta devamında şöyle söyledi. Faiz düştüğünde paradan para kazanan dışında kimsenin bu noktada üretimde ve istihdamda sağladığımız her artış haklı bir kazanımdır ve hak olan davada zafer muhakkaktır dedi. Bu noktada özellikle kur ve fiyat yükselişte de bir gönderme yaptı Erdoğan. Faiz fiyatlardaki yükselmenin akılla ve mantıkla açıklanamadığını da altını çizdi. Ve devamındaysa şöyle söyledi. Bu noktada yüksek kurdan daha da yükselmesini bekleyenlerin malını 2 kat, 3 kat fazlasına satmaya çalışanların sonu hüsran olacaktır dedi. Milletime sesleniyorum. Bu noktada arkadaşlarıma da açıkça ifade ediyorum. Stokçulara evelallah biz bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz dedi. Ve bu noktada stok yapanların da haram olduğunu söyledi. Ve bedelini ödeyeceklerinde
altını çizmiş oldu. Ticaret Bakanlığı'nda bu sürecin arkasında olduğu ve peşinde olduğu bilgisini de paylaşmış oldu. Yine bir şekilde yüksek faiz dayatmasında bulunanlar, kur manipülasyonu ve fahiş fiyat üzerinde halkını soyma girişiminde bulunanlar, evlatlarının geleceğine kastettiklerini bilmelidir diyerek de Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden uyarılarda bulunmuş oldu. Bu noktada işimizi aşımıza kimseye müdahale ettirmeyeceğiz. Aydınlık bir geleceği inşa etmek üzerine de çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Elbette ki muhalefete eleştirileri de oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biliyorsunuz yapılan açıklamalarda Türkiye'nin yeni ekonomi politikasını desteklemediğini belirten açıklamaları vardı. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu nedenle meclis grup toplantısında 2016 tarihli bir videoyu izletti milletvekillerine ve ondan sonra şunu söyledi. Bu noktada dedi ki siz mandacı tayfasınız. Siz döviz kuru üzerinden yürütülen tartışmalarda da aynısını yaptınız, yapıyorsunuz. İstiyorsunuz ki ülke bassın, mahvolsun. İstiyorlar ki emekler heba olsun. Yakın dönemde İyi Parti lideri Meral Akşener'in hazırlatmış olduğu bazı billboardlar vardı. Bu billboardlara da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şunu söyledi. Bunlarda utanmak yok, terbiyeden muaf. Utanın ya, utanın dedi. Ve yine aynı şekilde ar yok, namus yok, haya yok. Gelen geçti, gelen geçti değerlendirmesinde bulundu. Ve yine aynı şekilde meclisine seslenen ve aynı şekilde millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz kimseyi mahkum etmedik işsizliğe ve mahkum da etmeyeceğiz. Milletimize sahip çıkacağız vurgusunda bulundu Can Okanar. Evet, bu haberimize tekrar döneceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yapıyor. Saygıyla selamlıyorum. Bilindiği gibi son zamanlarda asgari ücret neredeyse kamuoyunda her gün tartışılır hale geldi. Çok sıkça tartışılan bir konu olması, meselenin ne kadar önemli olduğunu da ilgi gösterilmesi, bu konuyla ilgili tartışmalara ne kadar önemli olduğunu da bir anlamda ifadesi, bir anlamda göstergesi sayılabilir. Asgari ücret gerçekten önemlidir. Çünkü asgari ücret çalışanların adı üzerinde asgari almaları gereken asgari ücreti ifade ediyor. Fakat sorun enflasyonist ortamlarda ekonomide yaşanan dalgalanmalar anında asgari ücretin en alt düzeyde ücret olmak yerine temel ücret olarak algılanmasıyla ilgilidir. Tabii Türkiye'de yaklaşık sadece asgari ücretle geçinen 6 milyon civarında işçi var, emekçi var. Emekçilerin aldıkları ücret, temel ücret haline gelirse asgari ücret, bunun düzenlenmesiyle ilgili çalışmalarda daha da önem kazanacaktır. Çünkü biz her şeyden önce şöyle bir yaklaşımı benimsediğimizi defalarca ilettik veya açıkladık. O da şu, biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. Koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Bugün komisyonumuz işçi, Türk İş İş'in temsilcisi olarak Sayın Irgat aramızda, Hakan Sen Bey aramızda. Dolayısıyla diğer sendikalarımızın temsilcileri ve kamu adına bu sürecin içerisinde yer alan arkadaşlarımız burada teknik çalışmalar yapacaklardır. Asgari ücretin bir boyutu teknik olarak, yani ülkenin içinde bulunduğu enflasyonu, işte muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak, toplumda hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oranda belirlenmesidir. Bunun için biz bu çalışmaları etraflıca sürdürdük. Biraz sonra sizinle paylaşacağım bir araştırma yaptık. Türkiye çapında yaptığımız araştırmada hem işveren kesimine hem emekçilere ulaşıldı. Akademik kadronun gerçekleştirdiği bir araştırma bu. Bunu da sizinle paylaşacağım. Tabii bugün Türkiye ekonomisi, dün rakamlar açıklandı. Üst üste 3 çeyrek büyümeyi gerçekleştiren bir ekonomi. Biz
hep şöyle bakarız. Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir. Her değişim yeni sorunlar ortaya çıkarabilir. Ama Türk ekonomisi çok şükür üst üste 3 çeyrektir büyüyen bir ekonomi. Büyüme sürecinin de elbette ki sorunları var. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ileri sanayi ülkeleri karşısında uzun yıllar, neredeyse 100 yıl az gelişmiş ülke kategorisinde yaşamış Türkiye'yi dikkate alalım. Bunu tersine çevirerek, bunu bir gelişmeye dönüştürerek ilerlemek elbette zordur, zahmetli bir iştir. Onun da çeşitli sorunlara yol açması beklenilen bir şeydir, tahmin edilebilen bir şeydir. Biz de Türk ekonomisinin ilk çeyrekte %7.2, ikinci çeyrekte 21.7, son çeyrekte de 7.4 olarak büyümesi bütün küresel kriz ortamında ekonominin nasıl dinamik bir karaktere sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu dinamizmin içerisinde birkaç faktör var. Onları özellikle ben sık sık vurguluyorum. Bunlardan birisi Türk müteşebbisinin, Türk girişimcisinin uluslararası düzeyde elde ettiği üretim gücü, becerisi, başarısı. Bu gücü de uluslararası rekabet içerisinde üreten ekonomi, üretici ekonomi, üretim yapısı bunu dünyaya açılan bir ekonomide rekabet, küresel ortamda rekabet gücüyle ortaya koyuyorsa bu büyük bir başarıdır. Gerçekten Türk girişimcisi bu başarının altına imza atmıştır. Bu başarı herhangi bir övünme için söylenen bir söz değil. 220 milyar dolara koşan bir ihracatla kendisini ifade etmiştir. Diğer önemli bir faktör, bu dinamizmin arkasındaki faktör, elbette ki Türk emeğinin niteliğidir. Emeğinin gücünün üretimle somutlaşmış ifadesidir. Dolayısıyla burada mühendisinden, işçisine, ustabaşından, onun yanında çalışan çırağına kadar her kategoride çalışan emekçilerin alın teri vardır bu büyümenin içerisinde. Onların katkısı vardır. Dolayısıyla biz ekonomik büyüme süreçlerinde kıymetli arkadaşlar şuna bakarız. Ortaya çıkan sorunları da sosyal politika araçlarıyla çözelim. O sorunları azaltalım. O sorunların toplumda daha büyük sorunlara yol açmasını önlemek bir yana insani gelişmeye katkı yapacak bir düzeyde karşılanmasını sağlayalım. Asgari ücret de bu anlamda önem kazanmaktadır. Asgari ücretle ilgili yapacağımız düzenlemeler de bizim için çok değerli olacaktır. Türkiye ekonomide yaşanan işte dövizde, kurlarda yaşanan dalgalanmalar bunlar belli bir şekilde istikrara kavuşacak olan şeylerdir. Çünkü esas makro göstergeler onlar değildir. Makro göstergeler büyümedir, istihdamdır. Makro göstergeler büyümenin kalitesidir, sürdürülebilirliğidir, ihracattır. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki artıştır, üretim kapasitesinin artışıdır. Bütün makro ekonomi okumuş iyi kötü herkesin bakacağı göstergeler bunlardır. Döviz önemsiz midir? Önemlidir ama bu dalgalanmalar bu makro değişkenlere bağımlı olarak belli bir düzeyde iktisat politikalarının kararlılığıyla istikrara kavuştuğu zaman daha da ekonominin gücünü açığa çıkaracak olaylar olarak değerlendirilebilir. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim asgari ücretle ilgili yaptığımız araştırma var. Bunu tahmin ediyorum arkadaşlarımız yansıtacaklardır şeye. Siz de yansıtacak mısınız bunu? Yansıtacaksınız. Ben bunun bazı... Tabii araştırma kapsamlı bir araştırma. Bu araştırmanın ilk iki safhası var. Birinci safhada biz anket uygulamasıyla hem işverenlerin hem işçilerin beklentilerini, ekonomik sorunlara bakış açılarını irdelemeye çalıştık. Bu birinci kısmı. Bir diğer safhası da daha derinlemesine bir teknikle bu çalışmaya katılanların meseleye bakış açılarını anlamaya çalıştık. İki aşama ama ben burada size daha çok yüzdelik hesabına yansıtabileceğimiz oransal değişkenleri gösterecek rakamlardan bahsedeceğim. Tabii
Biz bunu Kasım ayında, 2021'in Kasım ayında yaptık. 26 şehirde gerçekleştirdik. Veriyor musunuz yansıyı? 26 şehirde yaptık. İstanbul'dan Zonguldak'a kadar. Biraz sonra yansıda görebilirsiniz. Arkada görebilirsiniz. Çok sayıda işverenimizde yaklaşık 626 ilde 604 işverenle görüştük. Muhtelif sektörlerde bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Yani Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeyde işletmelere girildi ve işletmelerin hem sahipleriyle, belli oranda sahipleriyle ve belli oranda da profesyonel yöneticileriyle görüşmeler yapıldı. İşletmemizin işte faaliyet gösterdiği sektörler denildiği zaman tablo 3'te veriliyorsa onu görebilirsiniz. Onlara bir önceki yılla karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz denildiği zaman %51'inin bir değişim olmayacağını, aynı kalacağını, %37'sinin çok daha iyi olacağını, küçük bir kısmının %11'inin de biraz karamsar oldukları, işin kötüye gidebileceğini tahmin ettiklerini görüyoruz. Tabii işverenlere asgari ücretin ne kadar olduğunu sorduk. Burada ağırlıklı olarak toplanan şeyin %33.9'unun, yani yaklaşık %34'ünün 3500 ile 3750 lira arasında asgari ücretin olması gerektiği şeklinde bir kanaate sahip olduklarını gördük. 3750 ile 4000 lira arasında olanların oranı %13. İkinci sırada ise 3251 ile 3500 lira arasında yer alan işveren grubunu görüyoruz. Asgari ücretin hayat şartlarını nasıl ekileceği konusunda yapılan bir değerlendirmede iyi ekileceğini, olumlu ekileceğini, standartları yükselteceğini söyleyenlerin oranı %42.2. Bunlar diğer rakamlara da oranlara da baktığınız zaman zaten görüyorsunuz tablodan bir iyimserliğin ifadesidir. Asgari ücretle ilgili artışların hayatı olumlu ekileceğine dönük beklentilerle paralel gittiğini göstermektedir. Ekonomiyi canlandırır mı sorusuna verilen cevap çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. %89'un ekonomide büyük canlılık yaratacağını söylüyor. İşten çıkarmalara yol açabilir mi sorusu çok önemli. %74'ü işverenlerin asgari ücret arttıkça işten çıkarmalardan endişe ettiklerini söylemişlerdir. Derinlemesine araştırmaların verilerine baktığımız zaman bunlar yüzlerde görünmüyor. İşverenlerimiz belli bir oranın üzerindeki artışın ancak işten çıkarmayla iş yerinin ayakta kalması arasında bir tercih olacağını söylemektedirler. Bu konuda endişeleri olduğunu görüyoruz. Yine asgari ücretin tüketici fiyatlarını ne düzeyde etkileyeceği konusunda da kanaatleri çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Sizce yeni dönem asgari ücretin ne kadar olması gerekmektedir sorusuna verilen cevap da ilginçtir. Bunların içinde çok dikkat çeken bir ayrım var. Firma sahiplerinin %36'sı 3500 ile 3750 arasında bir asgari ücret isterken profesyonel yöneticilerin ağırlıklı olan kısmı, yani %34'ü çok uçuk diyebileceğimiz rakamlar, 6000 liranın üzerinde muhtelif rakamlar söylemişlerdir. Dolayısıyla profesyonel yöneticilerle Akansel Bey de profesyonel yöneticidir, o farklı düşünür tahmin ediyorum. Profesyonel yöneticilerle işverenlerin işletme sahipleri arasında böyle bir farklılaşmanın olmasını anlayabiliriz. Onun da muhtelif sebepleri olabilir. Burada bu oranlara yansımayan bir gerçeği paylaşmak isterim. Küçük işletmeler ve mikro işletmeler, elinin altında işçi çalıştıran işletme sahipleri ve profesyonel yöneticiler
mikro işletmeler, daha küçük işletmeleri biliyorsunuz. Onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi düzeyde işsizliğe yol açacağı, kendilerini sıkıntıya bilhassa 20 kişinin altında işçi çalıştıranların böyle bir sorunu dile getirdiklerini sizlerle paylaşmak isterim. Tabii araştırmamızın diğer kısmı tahmin edeceğiniz gibi emekçilerle ilgili. 2500 emekçiye muhtelif işletme düzeylerinde, yani mikro, küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan 2500 işçimize ulaşılmıştır. Bunların %13'ünün asgari ücret dışında, aldıkları asgari ücretin dışındaki bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Asgari ücret beklentilerinin ne olduğunu sorduğumuzda da ağırlıklı olarak toplanan rakamın oranın %37.3 ile 3.751 ve 4.000 rakamı arasında muhtelif şeyler ifade ettiklerini görüyoruz. Bu ikinci bir oranında 4.500 ile 5.000 arasında %21 şeklinde bir aralıkta. Diğerinin de işte %13 ile bir oranda toplandığı görülüyor. Ama ağırlıklı oranın 3.751 ile 4.000 lira arasındaki rakamlarda toplandığı görülmektedir. Ailenizde başka bir kişi var mı? Asgari ücretli çalışanlara sorulduğu zaman bunların %61'inin hayır dediğini görüyoruz. Dolayısıyla yaklaşık %40'ının diyelim ailede tek ücretli olmadığını göstermesi bakımından da ilginç. Tabii işçilerimiz de asgari ücreti artmasının ekonomiyi canlandıracak, açık ara canlandıracağını düşünmektedir. İşten çıkarılır mı? Asgari ücretin artması işten çıkarmaya yol açar mı? Burada da tersi bir eğilim var. İşçilerimizin %60'ı yaklaşık hayır, işten çıkarmaya yol açmaz diyorlar. Kısaca araştırmanın hakkında bir fikir verebilecek tabloları sizlerle paylaştım. Ama işçilerimize de derinlemesine yapılan görüşmelerde, işçilerimize sorulan sorularda da şu ön plana çıkıyor. Bilhassa küçük işletmelerdeki emekçilerin üzerinde durduğu husus, biz asgari ücretin artmasını, gelirimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz. Bu vurguyu özellikle küçük işletmelerde öne çıktığını belirtmek isterim. Değerli basın mensupları, kıymetli çalışma arkadaşlarımız, asgari ücretle ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Bunun işte kuralları var, usulleri var. Çalışma Genel Müdürlüğümüzün Sayın Bakan Yardımcımız Ertuğrul Bey'in de Ertuğrul Bey'le birlikte sürdürülecek bir teknik çalışmalar var. Bunun yaklaşık 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Bu süreci biz bu sene Türk İş Sayın Genel Başkanı Ergün Atalay Bey çok uzatmayalım, çok kısa sürede tamamlayalım görüşünü belirtti. Aynı görüşü Özgür Bey de, bunu uzatmanın anlamı yok. Makul bir yerde, uzlaşacağımız bir yerde bunu bitirelim. Biz de aynı görüşteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün mecliste yaptığı toplantıda benzer bir ifadeyi söylediler. Dolayısıyla kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağını, Türkiye'nin toplumsal barışına katkı yapan, aynı zamanda iş verimliliğini artıran, işe uyumu, işe dair yabancılaşma karşıtı bir bütünleşmeyi, entegrasyonu dile getiren çalışanlar açısından özellikle bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum. Bizim Konfederasyon, emekçileri temsil eden Türk İş Konfederasyonu'nun ve tabii İşveren Konfederasyonumuzun genel sekreterleri buradalar. Onların genel başkan yardımcısı, affedersiniz, Türk İş Genel Başkan Yardımcısı. Dolayısıyla onların da bu konuda tahmin ediyorum
değerlendirmeleri olacaktır. Ondan sonra, onların değerlendirmelerini aldıktan sonra teknik çalışmamıza geçeceğiz. Sayın Başkanım, önce sözü emeklilere verelim. Buyurun. Sayın Bakanım, Asgari Ücret Komisyonu'nun değerli üyeleri, değerli basın emekçileri, hepinizi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Sayın Bakanlığımızın çağrısı üzerine toplanmış bulunuyoruz. Milyonlarca çalışanı ve aileleriyle birlikte toplumun geniş bir kesimi yapılacak bu komisyon toplantısının sonuçlarını umutla beklemektedirler. Umuyoruz ki alınacak bu karar beklentileri karşılar. Milyonlarca çalışanın ailesiyle birlikte hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutla bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir. Ancak değerli arkadaşlarım, 2021 yılı fevkalade bir yıl oldu. Başta işte 2020 yılında başlayan salgın hastalık, onun getirdiği olumsuzluklar, çalışma yapısı değişiklikleri, yani uzaktan çalışma, evden çalışma, en önemlisi de kısa süreli çalışma ve o şartlara uymayanların ücretsiz izin gibi uygulamaları, çalışanlarımızın bu can siperhane her şeye rağmen çalıştıkları yıllarda birçoğu herkes evine kapanırken, onlar işte çalışırken, bazıları da ekonomik zorunluluklar, iş yeri şartları gereği de kısa çalışma, ücretsiz çalışma içinde oldular. Dolayısıyla bu insanların ücretleri ve gelirleri büyük kayba uğradı. Ardından maalesef hiç beklemediğimiz hastalıkla beraber enflasyon süreci başladı. Dolayısıyla ve artarak devam eden enflasyonla beraber dövizlerin yükselmesi, Türk milli paramızın değer kaybetmesiyle beraber insanların alım gücü düştü, daha yoksullaştılar. Kısacası son iki aydaki enflasyonla beraber de hayat şartlarının olabilecek zorlaştığı, geçim şartlarının olabilecek zorlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Tabii ki bu şartlarda ister istemez asgari ücretteki beklentileri yükseltmiş durumda. Efendim, bir yanlış algı içindeyiz. Aslında bizim en az ücret olarak belirleyeceğimiz ya da kabul edilen asgari ücret maalesef toplumda çalışanlar için de genel bir yaşam ücreti olarak algılandı. Aslında bizim yapmamız gereken, ülkemizin yapması gereken, hükümetlerimizin yapması gereken bu yanlışlığı düzeltmek. Yani evet, asgari ücreti çalışan sayısını azaltmak. Bunu yapmak için de demokratik bir ülkede yaşadığımıza göre insanların o anayasal hakkı olan örgütlenme hakkını, yani sendikal olma hakkını kullanabilecek yapıyı ortaya koymak. Dolayısıyla da insanlar iş yeri koşullarına göre, iş kollarına göre, iş yeri şartlarına göre kendi özgür iradeleriyle karşılıklı oturup toplu iş sözleşmesi yapabilecek sayıyı arttırmak, seviyeyi arttırmak. Ancak maalesef üzülerek ifade ediyorum ki ülkedeki insanlar anayasal hakkını olan sendikal örgütlenme hakkını kullanamadıkları için ve işsizlik de yaygın olduğundan, çaresizliğinden enflasyonu kabul asgari ücreti çalışmayı kabul ederek iş yerlerini ve işini korumakla karşı karşıyalar. Biz bu ekonomik sistemin neler getirdiğini, neler götürdüğünü biliyoruz, yaşayarak da görüyoruz. Dünyada ve ülkemizde, bilhassa ülkemizde ucuz emek üzerine kullanılmış bir çalışma sistemi var. Yani yedi maliyetler içinde her ne olursa olsun diğerleri dikkate alınmaz. Başta enerji, ham madde, faiz vesaire gibi unsurlar. Sadece yedi maliyetler içinde emek maliyetlerini düşürebilmenin yolları aranmakta. Oysa ki farklı şeyler de var. Ana girdiler üzerinde yaptırımlarda olması gerekirken bunlar üzerinde değil. Bu uluslararası rekabetin, küresel rekabeti gidermenin tek yolunu ucuz emekte gördüler ve bunun yanlışlığını da yaşayarak görüyoruz.
artık bir denge kurmanın zamanı gelmiştir. Evet, çalışanların insanca yaşayabileceği bir ücret seviyesine erişmeleri için yapılması gereken hususlar elbette var. İçimizde akademisyen, ekonomistler de var. Ancak biz yaşayarak görüyoruz ki içinde bulunduğumuz şartlarda asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirmesi mümkün değil. Sayın Bakanım, bak ne güzel ankette yaptırmışsınız. Zaten sizden umutluyuz. Bunu daha önce bir toplantıda da söyledim. Çalışma hayatını bilen bir insansınız. Dolayısıyla bu anketle beraber de ortaya çıkıyor ki insanların içinde bulunduğu şartlar itibariyle bu asgari ücretin artık dayanılmaz hale aldığı, dolayısıyla insanca yaşayabilmek için de bazı rakamların telaffuz ettiği ilk defa siz etmiş oldunuz. Bizim de kendimize göre tespitlerimiz var. Dolayısıyla sizin açıklamalarınızda ve belirttiğiniz hususlar, yapıcı açıklamalarınız kamuoyunu ayrıca ümitlendirdi. Asgari ücreti ayrıca ümitlendirdi. O bakımdan bu çalışmamızın sağlıklı bir yol alabilmesi için, sağlıklı bir sonuca varabilmemiz için, insanların ümitlerinin gerçekleşebilmesi için çok ciddi bir çalışmayı da ayrıca yaptırmak durumunda kalıyoruz. Bu konuda ilk defa oluyor. Hem işverenlerimiz, hem hükümetimiz, hem de biz çalışanlar olarak ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. İlk defa enflasyon üzerinde bir artışın olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor. Hükümetimiz açıklamalarında memnuniyetle ifade ediyoruz. Onlar kabul ediliyor. Ve bundan da memnun kalıyoruz. Ve ilk defa vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız işveren kesimiyle. Yani vergide adaleti sağlayacak olan tabii ki hükümetlerimizdir, ülkeyi yönetenlerdir. Artık %20'ler, 27'lerde bir vergi sistemi çalışanlar için adil bir vergi sistemi olmadığını kabul ediyoruz. Asgari ücretten vergi alınmaması kadar insani olacak başka bir şey düşünemiyoruz. Yani en az ücretten vergi alınmasını artık sonu gelmiş olması lazım. Umuyorum bu asgari ücret düzenlemesiyle beraber her ne kadar asgari ücret komisyonunun görevi değil dense de geçmiş ayet yıllar itibariyle AGİ düzenlemesiyle bile bu çözülebileceğini düşünüyoruz. AGİ ilk uygulandığı asgari geçim indirimi ilk uygulandığı 2004 yılında asgari ücretin 17,5 katıymış. Geldiğimiz nokta itibaren 6,5 katına kadar indi. Dolayısıyla çaresiz insanlardan vergi almak yerine bu ülkenin kaynaklarıyla belli bir sermaye birikimini yapmış insanların artık bu işi üstlenmesi lazım. Yani biz bir tarafta biliyoruz dövizle yapılan ihalelerden istenilen vergi alınamıyor. Muafiyetler getiriliyor ama benim asgari ücretimden de %15, %20 diğer çalışanlardan da %27 varan olan da ve vergi alınıyor ki bu adaletli bir yapı olmadığı kanaatindeyiz. Artık bunun da çözülmesinin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Rekabetin sadece emek üzerinden düşük emek üzerinden olacağı bir anlayışını artık kabul etmemiz mümkün değil. Çalışanlar elbette ki sosyal bir devlet anlayışı içinde bir refah devletine ulaşırlar. O bakımdan milyonlarca çalışanların şu an içinde bulunduğu zorluğun, yaşanan sıkıntılarının dar günlerinin borçlanarak ihtiyaç kredileri, kredi kartlı bu borçlanmalarıyla ancak hayattan idame ettiriyorlar ki yapacağımız asgari ücret belirlemesinde hem bu geçmişe dönük borçlarını ödeyecekler hem de ileriye dönük ailesiyle beraber bir yaşam standardı sağlayabilmenin uğraşını verecekler. Eğitim, sağlık, konut, gıda, yani son aylarda gıdaya gelen artışların her gün her bakkala banava gittiğinde artan fiyatların artık önüne geçilmesi zamanı gelmiştir. Türkiye'sinin değer kaybetmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Ancak şunu da iyi biliyoruz ki istesek de istemesek de biz her ne kadar dolarla ücret maaş almasak da günümüz ekonomik yapısı içinde bütün alışverişi yaptığımız emtia fiyatları, gıda fiyatı, her türlü fiyatların döviz cinsinden değerlendirildiğini yaşayarak görürüz.
O bakımdan değerli bakanım, sizlerden umutluyuz. Bu asgari ücretin içinde bulunduğumuz yoksulluğu da giderebilecek, insanların, çalışanların insanca yaşayabilecek, daha doğrusu ülkenin gelişmişliğinden, kalkınmışlığından, büyümesinden adil pay alabilecek bir çalışma sistemi, bir yaşam seviyesi yakalama azim ve kararlılığında olduğunu biliyoruz. Bizim çalışmalarımız bu yönde oldu. Sanıyorum taraflarında bu konuda hassasiyetini bekliyoruz. 2022 yılına gerçekleşecek asgari ücretle ilgili başta çalışanlar, ailelerimize, toplumun geniş bir kesiminin umutlarının boşa çıkmayacağı bir asgari ücret toplantısı olduğunu ifade ediyorum. Umutlarımızın boşa çıkmayacağı, herkesin memnun olabileceği bir asgari ücret yapısının ortaya çıkacağı bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceğimizi bekliyorum. Umutla iyi bir yaşam ve uygulamaların işçilerin, çalışanların refahından çalmadan endüstriyel kuralların, sosyal kuralların uygulanacağı bir yapıya dönüşmesini diliyor. Bu asgari ücretin çalışanlarımıza ve halkımıza hayırlı olacağını umuyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Şimdi Hakan Sel Bey'e söz veriyorum. Hakan Sel Bey, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Değerli komisyon üyeleri, kıymetli basın mensupları, ben de sizleri şahsım ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu adına saygıyla selamlıyorum. Bugün malumunuz asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısını yapıyoruz. Belirleyeceğimiz asgari ücretin çalışma hayatına, ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere 1,5 yılı aşkın bir süredir COVID-19 salgını nedeniyle farklı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte her zaman olduğu gibi birincil önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı ve refahı olmuştur. Bunu da temsil ettiğimiz tüm işveren kesimi adına gerçekleştirmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Umut ediyoruz ki bu toplantıların sonucunda da tüm taraflar için fayda yaratacak bir kararla sürecimizi tamamlayacağız. Malumunuz sadece ülkemizde değil, dünyada ve Türkiye'de sürekli değişen çalışma koşulları ve ekonomik dinamikler içerisindeyiz. Bizler de sürdürülebilir kalkınma vizyonu ile ülkemizin bu değişime uyum sağlayabilmesi için durmadan çalışıyoruz. Ülkeler arası yoğun rekabet için mücadele ediyoruz. Ülkemize yeni yatırım, ilave ihracat ve ilave istihdam kazandırmak için de hem işletmelerimiz hem çalışanlarımız var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz de. Ekonomide küresel olarak içinden geçtiğimiz süreçte hükümetimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilen destekler oldukça önemlidir. Asgari ücret işveren teşviki yeni istihdam yaratılmasına da kayda değer fayda sağlamaktadır. Bunu geçtiğimiz yıllarda da verilen desteklerle gördük. Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia, ham madde fiyatları, sürekli yükselen enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörümüzü maalesef olumsuz olarak etkiliyor. Diğer yandan hizmet sektörünün de henüz toparlanmamış olması biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bildiğiniz gibi asgari ücret sadece bu ücretle çalışanların değil, tüm çalışanların ücretlerini etkileyen bir göstergedir. Yeni istihdam yaratılmasında etkili ve yatırım kararlarını etkileyen en temel kriterlerin de başında gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde ilave istihdam yaratmak maalesef giderek zorlaşmaktadır. Asgari ücret ile medyan ücretler arasındaki farkın hızla kapanması, iş gücü piyasalarımızdaki dengeleri olumsuz etkilemektedir. Ayrıca ülkemizin gerek vergi gelirlerinde, gerek işverenler üzerindeki haksız rekabette önemli olumsuz etkisi olan kayıt dışı istihdamın bugün yaklaşık %30'lara ulaştığını da görmekteyiz.
kayıt dışı istihdamın bir puan bile düşürülmesinin ülke ekonomisine, büyümeye ve dolayısıyla çok ciddi katkısı olduğu ortadadır. Bir konuya dikkat çekmek isterim ki 9 milyonun üzerindeki kayıt dışı çalışanın devletimize yarattığı yıllık kayıp 150 milyar lirayının üzerindedir. Kayıt dışı çalışanların karşı karşıya kaldığı sosyal güvencesizlik, insani olmayan çalışma şartları ve iş güvenliği riskleri ise değeri maddiyatla ölçülemeyecek derin bir sorundur. TİSK olarak kayıt dışı ile mücadelenin en büyük destekçisi olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim ki Sayın Bakanımızın da bu konuda hassas olduğunu yakından takip etmekteyiz. Sayın Bakanım, komisyonun kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, belirttiğim bu hususlardan hareketle asgari ücret tespitinde dünyanın ve ülkemizin içinde olduğu sürecin yarattığı olağanüstü ekonomik durumun ve kayıt dışılığın dikkate alınmasını, istihdamın korunması ve yeni istihdam yaratılmasına fayda sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da devam etmesini, asgari ücret teşvikinin uygulanmaya başladığı 2016 yılında olduğu gibi belirlenecek olan asgari ücretin %6'sı oranında devam etmesini, işveren maliyetlerinin ilave teşviklerle dengelenerek istihdamı koruyacak ve en önemlisi artıracak adımlar atılmasını, rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkenin ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeli olarak azaltılmasını istirham ediyoruz. Burada Sayın Başkanım da az önce açıkladı. İlk defa vergi konusunda mutabıkız dedi. Geçtiğimiz yılda aslında Türk İş'le mutabıktık ve bu taleplerimizi aktarmıştık. Son olarak belirtmek isterim ki ülke olarak birlikte büyüyebilmek esastır. Biz bunlara inanıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararında en büyük destekçisiyiz. Çalışanlarımızın refahını koruyacak ve onları enflasyona ezdirmeyecek dengeli bir artışa şimdiden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak evet diyoruz. Her zaman olduğu gibi yeni nesil sendikacılık anlayışımızla ülkemizin ve çalışanlarımızın yanındayız. Ortak fayda sağlayacak her türlü işbirliğine de Sayın Bakanımızın önderliğinde hazırız. Komisyonumuzca belirlenecek olan 2022 yılı için uygulanacak asgari ücretin şimdiden tüm çalışanlarımıza, işletmelerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Komisyonumuzun değerli üyeleri, kıymetli basın mensupları, asgari ücret komisyonu çalışmalarının ilkine yaptığınız, yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Hem TİSK'e hem Türk İş'e, onların kıymetli temsilcilerine yaptıkları değerlendirmelerden ve yaklaşım, olumlu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye büyüdükçe birlikte hem emeğin hem sermayenin bu büyümeden birlikte pay alması, bu büyümeyi birlikte taşıması, buna alın terini katan işçiden, emeğini ve bilgisini katan girişimciye kadar Türkiye'nin önünde yürüyen, Türkiye'nin ihracatına katkı yapan, üretimine katkı yapan herkesin payı vardır. Bu payı biz sosyal olarak da paylaştığımız zaman, bu üretimi sosyal olarak da paylaştığımız zaman Türkiye birlikte zenginleşecektir. Türkiye sosyal devlettir. Sosyal devletin en önemli kurumları toplu sözleşmelerdir. Bu tür sosyal görüşmeler ve onların ışığında belirlenen, onların katkısıyla belirlenen yoldur. Bu yolu birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin sendikaları, işçi ve işveren sendikaları, emekçileri mutlu oldukça Türkiye'nin büyümesi motive olacaktır. Ben inanıyorum ki buradan çıkacak karar Türkiye'nin büyümesini daha da ileriye taşıyacak, heyecan yaratacaktır ve toplumda bir adalet duygusunu, paylaşım duygusunu da, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir. Değerli basın mensupları, ilk çalışmamızın...